Tekrardan merhabalar. Hızlıca bir önceki e, videoda kaldığımız yerden devam edeyim. Bir verimizi tekrar bir e, hızlıca bahsetmem gerekir diye düşünüyorum. E, buranın olduğunu zaten bahsettim ama bir de bunun dışında başka bizim verilerimiz de var. Için. Biz bununla ilgileniyoruz. Şurayı tahminlemek istiyoruz ama burayı tahminlemek için de bizim bağımsız değişken diyebileceğimiz burayı etkilemesini umduğumuz değişkenlerimiz var. Nedir işte bireylerin yaşı, aylık gelirleri, cinsiyeti, evli olup olmaması, daha önce bir ürün alıp, alıp almamış olması gibi değerlerin yer aldığı verilerimiz var. Dolayısıyla bunları Bunlar vasıtasıyla biz burayı bir tahminlemeye çalışacağız. Biraz sonra yapacağımız algoritma ve çalışma sayesinde. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hızlıca bir onu göstereyim. Gelip daha önceki videodan hatırlayabileceğiniz üzere Field Operations'da Type dediğimiz bir modül var. Bu modülle bizim verimiz arasında bağlantıyı kuruyorum. Bu modülde ben verilerimin ne olduğunu tanıtıyorum aslında programa. İlk olarak yapmamız gereken şey read values demek ki bu sayede veri, veride ne olduğunu ne bittiğini program anlayabilsin, okuyabilsin ve şuraya girişini yapmış olsun. Şimdi benim için en önemli olan ne demiştik? Bu responder'ları yani benim reklamı tıklayacak adamları tahminleyebilmek. O yüzden burası out olarak seçiyoruz. Bir önceki videomuzda App Royale serisinde göreceğiniz şey biz buraları bot seçtik. Çünkü herhangi bir şey bir şeyin öncülü ya da çıktısı değildi. Ama burada bir öncülük ve çıktı etkisini biz bekliyoruz. Yani tüm bunlar vasıtasıyla, diğer veriler vasıtasıyla bir bireyin reklama tıklayıp tıklamayacağını öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla bu benim out verim yani target verim oluyor. Diğerleri ise bu süreçte bir in, girdi olarak e, düşünebilirsiniz. Girdi verilerim olarak programa dahil ediyorum. İlgilenmediğim veriler var. Hızlıca onları seçip bir nan diyeceğim. Şu C1'den itibaren shift'e basılı tutarak seçiyorum. Ve bunları da nan diyorum. Bunun dışında bir işlem daha yapmam gerekiyor. O da şu. Gördüğünüz gibi ikili veriler var. Yani respondun cevabı ya 0 ya 1. Yani ya bir birey tıklamıştır ya tıklamamıştır. Bunları da bir programa tanıtımını yapıyorum. Bunlar bir flag veri diyorum. Ne var? Evli olup olmaması. Bir eve sahip olup olmaması. Tüm bunlar flag veriler. Bir e, ürünü alıp almamış olması. Acaba bu da flag yok. Flag diye pardon özür dilerim. Bunun birden fazla değeri vardı hatırlıyorum. Ya yani bir şey birden fazla kez almış olabilir şeklinde bir durum var. E, discount da gördüğünüz gibi 0-1 halinde gidiyor. Onu bir flag olarak işaretliyorum. Return flag olarak işaretliyorum. Ve bunu da flag olarak işaretledikten sonra tekrar read value deyip ilgili değerleri okumasını sağlıyorum program. Apply ve OK dedikten sonra artık program şu anda verinin ne olduğunu, bunu nasıl kullanacağını biliyor halde. Şimdi bir de biz burada ne var? Bir onu ben size göstereyim. Özellikle bu responders açısından kim ne kadar bir reklama tıklanmış oranı olarak, kimler ise reklama oran olarak tıklamadığını bir görelim. Geldim responders'ı seçtim fields kısmından. Execute ettim. Gördüğünüz gibi oran aslında normalde her zaman böyle olur. Reklamları o tıklayanların sayısı tıklamayanlara göre çok daha düşük oluyor. Gördüğünüz gibi burada da toplam %7.67 gibi toplam 10.000 kişilik bir verimiz var. Ama 10.767 gibi çok küçük bir kesimi ne yapmış? Tıklamış durumda. İşte bu minnacık kesimden biz İlerleyen süreçte göreceksiniz bence algoritma bu konuda gerçekten başarılı. Ee, olabildiğince fazlasını içerebilecek bir dilim haline getirebileceğiz. Dolayısıyla bunları iyi bir şekilde tahminlemeye çalışacağız. Bu 767 kişi 10 bin içerisindeki o 767'lik ufacık bir kesim doğru tahminlemeye çalışıyoruz. Aslında o algoritmanın yapmaya çalıştığı şey oldukça zor. Ama bir tabii ufak bir hilemiz var bu rakamı arttırmak için. Biraz sonra onu da göstereceğim nasıl yapmanız gerektiğini. Şimdi burada bir de şöyle bir durumumuz var veriyi bir ikiye ayıracağız. Yani öğrenen algoritmadan bahsettim ya, ya, verinin bir kısmını da öğrenecek. Sonra verinin diğer kısmını da algoritmayı uygulayacağız ki gerçekten bir işe yarıyor mu, çalışıyor mu bu veri düzeyinde bunu görebilirim. Bunu gördükten sonra şunu diyebilirsiniz. Ya bu algoritma gerçekten iyi hesaplıyor. Demek ki artık biz bu algoritma vasıtasıyla kimin reklama tıklayıp tıklamayacağını görebilir haldeyiz. Yani görebiliriz bu algoritmayı uygulayalım ve kime reklam göndermemiz gerektiğini ya da hangi saatte reklam göndermemiz gerektiğini algoritma bize söylesin deme şansımız olacak. Bunun için ne yapıyorum? Bu sample dediğimiz record operations'ın altında yer alan e, modülü alıyorum. Bunu type'a bağlıyorum ve iki kere tıklıyorum. Şimdi bu ne yapacak bize? Bu şunu yapacak, veriyi bir %70'lik kısımla bir %30'luk kısma ayıracağım. %70'lik kısımda öğreneceğim yani. 10 bin kişilik verinin yaklaşık 7 bin kişisi burada kalacak. 3.000 bin kişisi ise bir başka kısım ayıracağım. 7 bin kişisinde öğrenecek. 3.000 kişisinde de bu algoritmanın öğrendiği şeyin uygulanmasını sağlayacağım. Buradan set random seed işaretlemeyi unutmayın. Bu rakamı biraz sonra yapacağım unsurda da aynı olduğunu mutlaka kontrol edin. Genelde aynı çıkar zaten. Ama yapmaya çalıştım bu şu anda. %70'ini burada bırakıyorum bu işlemle. Sonra da gidiyorum. Yine bir sample daha aldım. Yine bunu type ile bağlantısını kurdum. Random dedim. Discard sample dedim. Çünkü buradan kalan %30'un gelmesini istiyorum. Buraya yine 70 yazıyorsunuz. Çünkü o 70'in %30'unu ayıracaktır. Set random seed'i ayarlıyorsunuz. Bu rakamı not almış olduysanız aynı olduğunu göreceksinizdir. Ve OK'ye basıyorsunuz. Süper. Şimdi doğru yapıp yapmadığımızı görmek için her ikisinde bir table bağlayalım. Ve gerçekten rakamların doğru bir şekilde tutup tutmadığını görelim. Şuraya bakabilirsiniz. Burada yaklaşık 7000 tane gerçekten de veri var. 6966 diyor. Gayet güzel. Diğer tarafta da yaklaşık geri kalan verinin yani bir 3000 verinin olması gerekiyor. Basıyorum. Eksi gittim. Gördüğünüz gibi burada da 3000 verimiz var. Dolayısıyla ne oldu? Gayet güzel bir şekilde, random bir şekilde, yani rastsal bir şekilde, herhangi bir sistematik olmayacak şekilde veriyi ikiye böldüm. Çok güzel. Ne demiştik? Bu verin yalnız çok küçük bir kısmı hatırlarsanız şu distribution'dan görmüştük. Çok ufacık bir kesim Benim ilgilendiğim kesim. Şimdi bunun ben sayısını arttıracağım. Balancing dediğimiz, dengeleme dediğimiz bir işlemimiz var. O işlemi yapacağım ve programı aslında çok basit bir şekilde bu o bir cevabını vermiş kişinin sayısını belli bir sayı ile çarparak %50-50'ye oransal olarak verin içerisinde getirmeye çalışacağım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapmanın yolu şu. Yine record operations altında dengeleme dediğimiz modul var. Balance balance pardon. Bunu bağlıyorum. İki kere tıklıyorum. Şurada bir hesap makinesi gibi bir işaret var. Buna basıyorum. Ondan sonra diyorum ki bak burada şöyle bir respond dediğimiz bir şey var. Bu bir değeri alıyor. Süper. Ve başka ne değer alıyor? Sıfır değer alıyor. Pardon. Sıfır değer alıyor. Süper. Pardon özür dilerim. Bir tane daha buraya koyduktan sonra şuraya bir kere basacağız. Heh, alt satıra geçtim. Respond'a basıyorum. Bir de bir değeri alabiliyordu bunlar. Bunu gösteriyorum. Okey. Süper. Şimdi bu bir değeri alanların sayısını ben 12 ile çarpacağım programa. Yani bu eğer bir değeri alıyorsa bunu 12 kere tekrarla sıfır değer alıyorsa sadece bunu bir kere de tekrarlayarak devam et. Yani ne yaptım? Şimdi table açtığımızda daha net göreceksiniz. Yapmaya çalıştım aslında şu. Bir cevap vermiş ne sayısını çoğaltıyorum. Yani aslında ne yapıyorum? Multiply yapıyorum. 12 ile çarpıyorum. Ve 12 tane o bir cevabını vermişin aynısından programı ekliyorum. Bu sayede yaklaşık %50-50'ye 50 getirmiş olacağım. O yüzden 12 girdim bu arada. %50-50'ye 50 girmesi için gerekli olan sayı 12 olduğu için. Çünkü 12 katı diğerleri bunlar. OK'ye okay basıyorum. Hemen bir tane output atalım. Programın ne yaptığını siz de böylece görmüş olun. Bir execute edeyim. Gördüğünüz gibi bunlar aslında orijinal verimizde olanlarla aynı. Şu ilk 8, ilk 9 satırdakiler zaten ilk 10 satırdakiler özür dilerim. Zaten sıfır cevap vermişlerdi ve bunlar birebir aynı şekilde duruyor. Ama dikkat ederseniz 11. satırda bir 1 cevap vermiş birey var. Ve bu cevabı vermiş bireyin aynısından 12 tane üretilmiş. Yani aslında ne yapmışız? Bunun cevabı almış, kopyaladı, kopyalamış ve 12 kere buraya yapıştırmış. Dolayısıyla bu bize ne sağlamış oldu ancak? Yaklaşık bir %50-50'lik oran sağlamış oldu. Hemen o table'ı sildim. Daha sonra tekrar gelip Distribution'u buraya bağlayalım. Ve şuradan yine responder seçip execute ettiğimde göreceğiniz üzere neredeyse %50'lik bir oran var. Dolayısıyla artık program buradan öğrenebilir durumda. Çünkü artık çok ufacık bir kesim değil. Neredeyse eşitlenmiş bir bir dediğimiz responderslar dediğimiz kesim var. Ve bunun üzerinden program artık bu birilerin özelliklerini yani reklama tıklayanların özelliğini öğrenebilecek durumda. Şimdi burada yine bir bölümü keselim. Bir sonraki bölümde ben size bu öğrenmeyi ve uygulamayı nasıl yapacağımızı, nasıl yorumlayacağımızı anlatayım. Görüşmek üzere.